Hello. Normalde yolda açmayalı uzun zaman oldu videoyu ama bugün çıkarayım da makyajımı görün arkadaşlar. Bugün çok tatlı bir yere gidiyorum. Daha doğrusu daha önce gittim ve dedim ki bayramdan önce buraya gidip benim güzel takipçilerimi de buraya götürmem gerekiyor. Çünkü tam olarak böyle kardeşiniz varsa ya da ne bileyim kendiniz bu dünyayı seviyorsanız bayramda yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve şehrin göbeğinde bir aktivite. Açık alan aktivitesi değil ama bence mükemmel bir aktivite. Şimdi yola çıktım. Malum benim de bir küçüğüm var. Onu alıp oraya götüreceğim. Darab 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 buluştuk. Evet, sonunda. Okuldan çıktı ve... Çok özledim ya. Yalancı. Bayram hediyesine götürüyorum onu yavaştan. Bence beğeneceksin. Şimdi 20 Ü ya da 14 BK'ya binecekken biz... İyi gözükmüyor. 20 Ü'ye biniyoruz. A few moments later. 20 Ü gitmiyormuş arkadaşlar. Yine karıştırdım yolu ya. Of. Yine saçma salak insanlar. Ya çünkü ben dedim ki şuradan geçiyorsa oradan da geçiyordur diye düşündüm. Ama geçmiyormuş. Konumda da 14 BK yazıyordu ama ben salak gibi 14 BK'ya binmedim. Hayır, mantık çok saçma yani. O geçiyorsa bu da geçer. İyi. Düşünceler bunlar yani. Neyse şu an yürüyoruz, 14 dakikalık bir yürüme mesafemiz var. Geldik. O kadar da yürümedik. Yalanzı, yalanzı. Daha 9 dakika var. Geldik. Şu an Watergarden. Tam olarak Sivas Okulu'nun önündeyiz. Şimdi burası normalde iki alandan oluşuyor. Biz seninle şu an bence motivasyon müzesini gezelim. Sonraki videoda, yani bundan bir hafta sonra pazartesi günü büyük olasılıkla da buradaki leziz yemekleri yediğimiz bir video gelsin. Ayıralım bunu. Bu arada burada çekim yapmak için izin aldık biz Fatih Bey'den. Bunun için teşekkür ediyoruz öncelikle ona. Şimdi hazırsan giriyoruz motivasyon müzesine. Hadi girelim. Eşyalarımızı bırakalım hatta ilk başta. Hı-hı. Sonra güzel güzel gezelim. Ve işin sahne şovu sende. Yürü bakalım. Şu an ilk şuraya gireceğiz. Bak bak bak, Feyzan buraya gideceğiz. Bir poz ver. Hadi yürü bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eda Hanım. Takipçilerim Eda Hanım diye tanıştırıyorum. Merhaba. Şimdi ilk başta şurada bir atölye var. Bence oraya gidelim, orayı bir gösterelim ve siz oraya ne oluyor orada birazcık bize bahsedin istiyorum. Ben buraya ilk geldiğimde inanılmaz beğenmiştim. Çocuklar için oluyormuş ama olsun. İnanıyorum. Ne oluyor burada Eda Hanım? Burada sihirli pizza atölyesi başta olmak üzere pek çok sihirli aktiviteler ve atölyeler yapılıyor. Çocuklara yönelik ama büyüklerin de çok ilgisini çekiyor. Bu, ben de dahilim bu arada. İnanılmaz eğlenceli şeyler duruyor burada. Bir de burada bir işte artık motivasyon müzesine gideceğiz. Birazdan sizinle birlikte oraya gezeceğiz ama bildiğim kadarıyla motivasyon müzesini düzenli olarak değiştiriyorsunuz. Evet, farklı zamanlarda değiştiriyoruz dönem içerisinde. Yani sürekli aynı kalmıyor. Sadece bir şeyini göreceksiniz. Sonrasında çok daha farklı olacak her şey. Kalın bir sürpriz olsun. Hazırsanız başlıyoruz. Asıl arka taraftaki çok heyecanlı çünkü o hiç görmedi. Ben gördüm birazcık. Zaten o yüzden direkt böyle şey yaptım. Hani gel birlikte gidelim moduna soktum kendimizi. O zaman biz giriyoruz artık müzeye. Tamam. Size veda ediyoruz. Görüşürüz. Bile. Hadi gel bakalım. İlk başta bu trenle giriyoruz müzeye. Hazırsanız bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Her kapının arkasında apayrı bir dünya var. O yüzden şimdi yeni bir dünyaya. Girilebildiği
geldiğini biliyor muydunuz? Çok iyi değil mi? Ne isterdiniz? Bunları şu an oynayamıyoruz. Ama şurada beni bir çek. İksir yapıyormuş gibi bir çek. Ben bunları alırım yalnız. Abrakadabra. Wow. Düşünsenize her alanda fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Benim buraya ilk geldiğimde en çok etkilendiğim alan senin hayallerine. Elinize bir tane ip alıyorsunuz buradan. Ve ipinizin yettiği şeylere tek tek doluyorsunuz. Ve bir noktada ipiniz bitiyor. Ben benimkini bağlıyorum. Uzaklaş. Yeni bir dünya için beni takip edin. Şimdi normalde burası dönen bir tünel. Fakat hatta şimdi buraya bir tane videosunu koydum sizin için. Ben inanılmaz tedirginim, bir fobim var. O yüzden de burayı döndürmemelerini rica ettim. Normalde dediğim gibi burası dönüyor. Böyle düşecekmiş gibi hissediyorum. Hatta şu an burada bulunmak bile beni geriyor. Ama hadi gelin. Ve ilk şuraya gelelim. 90'lar çocuğuysanız eğer, bence buraya bayılacaksınız. Bakar mısınız? Bak, buraya gittiğinizde kafanıza bir tane niyet beliriyor. Beni görmedi. Şu an beni görmedi. Gelsenize, gelsenize. Atari oynamaya ne dersiniz? Eğer 90'lar çocuğuysanız ya da benim gibi 90'lara çok özeniyorsanız. Böyle bir tansiyon.
söyleyeceğim. 90'lar bence dünyanın en güzel hani. Bu ne biliyor musun? Evet. Ne? Hadi adı ne? Ya hatırlıyorum ben bunu. Bilerim 10 puan. Yardım alabiliyor muyuz? Hayır. Bu ne? Bunun şunun adı ne? Hayır, yardım alamazsın. Game Boy yazıyor. Ne yapıyoruz? 2000'ler çocuğu olarak. Yok. Ne ya ne? 99 olmuş. Şunların adı ne biliyor musun? Atar ama neydi bunun adı? Evet, ateşi. Cahalım. Hadi gel. Kahvaltıda kızarmış ekmek sevenler derneği olarak. Şu da çok güzel bu arada, baksana. Hadi gel. Yeni bir dünyaya gidelim. Başarı basamakları olsun bunlar arkadaşlar. Çok yüksek. Yükseklik korkusu olanlar. Evet. Akşam yemeğinde ne var acaba? Bakalım. Vücudun nerede? Yok artık. Hazırsanız saklı ormana gidiyoruz. Benim için saklı orman. Ormanda sessiz olmanız gerekebilir. Çünkü her an herhangi bir yaratık çıkıp sizi... Şu hayatta en çok yapmayı istediğim şeylerden biri de Oscar'a gitmektir. Hadi gel bir Oscar'a gidelim mi seninle? Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi. Gel. Yürü. Evet, bu ödülü anneme ithaf ediyorum. Neden olmasın çünkü. Sıra... Hafize şekerde. Geç. Bak burada yolda yürüyormuşsun gibi duruyor. Bak burada durunca. Bak şöyle olduğunu düşün. Benimle birlikte yürü, tamam mı? Arkamdan. bu ödülü kendime ithaf ediyorum. Çünkü canım kendim. Sizinle birlikte pembe bir yere gidelim mi? Baksana şuraya. Çok eğlenceli durmuyor ama. Şey derler, gökkuşağının altından geçersen dileğin kabul olur. Dilek diliyorum.
kadar çok fotoğraf çekildik ki her yerde. Bir de sonra kamerayı bırakıp bir tur döneceğiz değil mi? Evet. Yok, keşke şu an hepiniz canlı olarak burayı görebilseniz. Çünkü bence canlı çok daha iyi. Çalın bu şehirden. Ne dersin? Güzel kız. Hadi gidelim. O dönüyor da. Hiç beklemiyordum. Peki, şehirde seni en çok ne motive eder? Şuradan kopya çekiyorum şu an resmen. Para, para, para. Herkesin paraya yapıştırmış olması peki. Evet. Gerçekten kendim atayım mı? Atamam ben kendim. Korktum. Direksiyon başı korktum. Çekeyim mi seni? Olur. Çok uzun süredir böyle bir şey yapmıyordum bu arada. Benim çek. Çok eğlenceli. Sen de gel. Sana burayı keşfettirmeseydim gelir miydin? Kesinlikle gelirim. Çok güzel bir yer. Peki bayramda seni getirdiğim için bayram ediyen kabul olmuş oldu mu? Hayır, olmuyor bu arada. Bu onu söylüyorum şimdi. Peki. O zaman bu video için ne yapsınlar? Çünkü bu videoyu bence burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda da buranın yemek bölümünü keşfedelim. Oraya esin. Çok sevdim. Tamam, şimdi bu video için ne yapıyorlar bu videoda? Beğenip yorum yapıp. Onu mu? Tamam. Aynen. Bir dakika. Tamam, o zaman başta. Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Bir de zil sesini açarsanız seviniriz, bu kadar. Bir de abone oluyorlar. Buraya gelirlerse ne yapıyorlar? Buraya gelirseniz story ya da post atmayı unutmayın lütfen. Beni etiketlerseniz muhakkak sayfamda paylaşırım. Çok o teşekkürler. Zaman... Görüşürüz. Bye bye. O zaman